Çatışmaların merkezindeki bir diğer noktada Ukrayna'da önemli bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında Temmuz 2023'ten bu yana ilk esir takası gerçekleşmiş oldu. Rusya 213 Ukraynalı asker ve sivili serbest bırakırken Ukrayna tarafı da 248 Rus askerini Moskova'ya iade etti. Hatırlayacaksınız, daha birkaç gün önce Rus lider Putin bu konuya ilişkin ilk ve çok net açıklamalar yapmıştı. Hatta bazı yorumcular için bu şaşırtıcı olmuştu. Hemen bunun ardından bunun yaşanması da tabii o açıklamayı akıllara getirdi. Ukrayna ile Rusya arasında yarım yıl aradan sonra yeni bir esir takası daha gerçekleşti. Taraflar çatışma bölgesinde esir düşen 460'tan fazla askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını duyurdu. Rusya 213 Ukraynalı asker ve sivili serbest bırakırken Ukrayna tarafı da 248 Rus askerini Moskova'ya iade etti. Kritik gelişmeyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, 213 asker ve sivilimiz Rus esaretinden kurtularak evine döndü dedi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da zorlu müzakereler sonucu 248 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi denildi. Taraflar arasındaki ilk esir takası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 20 Eylül 2022'de gerçekleşmişti. Aralarında Ukraynalı Azov taburu komutanlarının da bulunduğu 200 asker karşılıklı takas edilmişti.